Efendim selamünaleyküm. Japonya'da pahalı olan şeylerden biri de sebze meyve fiyatlarıdır. Şimdi sizlere yavaş yavaş göstereceğim. Şu kavunun fiyatı gördüğünüz üzere küçük kavun. Bu böyle bayağı küçük yani. Elim hepsini alıyor yani. Şöyle küçük bir kavun. Birim fiyatı 19 lira olarak düşünebilirsiniz. TL'ye çevirseniz 60 lira. Ama çevirme. Birim fiyatı üzerinden gidelim. Ama şaka maka çevirince de iyi fiyat yapıyor. 60 lira. Şurada kuru yemişler var şöyle. Muz en ucuz meyve diyebiliriz muza. Ne kadarmış? Şöyle 4 tanesi 80 kuruş gibi bir ücreti var. Şöyle dörtlü kivilerde 2.90. Tekrar söyleyeyim, bunları TL'ye çevirmeyin. Yani Japonya'da yaşayanlar TL kazanmıyor. Şu kivinin tanesi de 1 liraymış. Evet, şöyle ikili küçük karışık üzüm var burada. Yani bunların şöyle ya, paketler bu kadar yani. Görüyorsunuz elimi şu kadar yani, şurası 10 santimlik bir şey. 3 liraymış ikisi karışık üzüm. Tabii üzüm sezonu değil, normal herhalde pahalı olması. Ama Japonya'da hakikaten sebze meyve sağlam pahalıdır, onu söyleyeyim. Şöyle şuradaki meyvelerden göstereyim sizlere. Mesela şöyle mandalina kahvesiyle beraber 4 liraya denk geliyor. Kaç tane varmış içinde? 5 tane var. Yani yaklaşık 1 kilo bu. 1 kilo mandalina büyüklerinden. Şöyle 6 tane elma kırmızı paketlenmiş. O da 4 lira. Yukarıdaki elmaların da tanesi 1,5 lira. Ananasın tanesi 4 lira. Şöyle hazır Japonlar böyle öğlen yemeğinde yemeğin yanına falan alır böyle. Bak ne diyor? Yıkanmış diyor, yemeğe hazır diyor. Direkt açıp paketten yiyorsunuz. Karıştırılmış salata 2.7 lira. Şunlar da 1 liralık böyle küçük karıştırılmış salatalar. Hemen açıp yiyorsunuz. Evet, domates. Şimdi bu domatesin tanesi 1,5 lira. Şu domatesin normal domates. Tanesi 1,5 lira. Şurada 4 tanesi de 3,5 liraya denk geliyor şundan. Ama aynı cins değil. Şunların tadı daha güzel tabii ki. Şuradan şu domateslerden alalım. Şunların tadı da güzel oluyor. 3 tanesi 3,5 liraymış, karşında yazıyor. Sık sık manav alışverişine çıktığımız için öyle yüklü şekilde almıyoruz zaten. 3 tane salatada ne kadarmış? 2 lira. Şimdi burada çeşit çeşit mantar var. Ben çok çeşitlerini bilmiyorum ama. Şimdi şu çivi mantarı gibi olan mantar tanesi 1,25. Karşıdaki 1,88 diyor. Bu daha bir değişik mantar. Yukarıda beyaz olanı var. 90 kuruş. Yanında bir daha değişik mantar var. Enteresan. Devam. Çeşitlerini bize. Burada da böyle ince filiz gibi bir mantar var. Bunlar çok güzel yemek oluyor bunlardan. Daha önce bir yemek yapmıştık. Harika gerçekten. Şu mantarların da iki tanesi 1 lira. Şöyle bir tabak yukarıdaki kahverengi mantarlardan 1,3. Şu mantarların da normal kültür mantarı gibi ama kahverengisi 2,1 lira. Şunlar değişik bir lahana diyeceğim değil, marul diyeceğim değil. Hakusai diye geçiyor. Hakusai tam olarak Türkçesi ne bilmiyorum. Şöyle bir şey işte. Değişik. Lahana marul artık ne diyorsanız 7 liraymış tanesi. Üçlü pırasa. Üçlü pırasa. Pırasanın tanesi 1 lira. 3 tanesi 3 lira. Gördüğünüz gibi. Şunlar da küçük yeşil soğan. Yeşil soğanların şöyle bir bağlamı. 3 lira. Şöyle enteresan sebzeler var. Şunların tadı gayet güzel. De isimini yine bilmiyorum. 2,5 liraymış. Heh, şuradan şu lahanadan alacaktım. Bir tane brokoli alalım. Brokolinin de tanesi 3,5 lira. Şöyle. Bakın kıvırcık yani marulun tanesi 4 lira. Şu küçük marulla. Şöyle bir marul alalım. 4 lira. Brokoli aldık. Ne alacaktık? Heh, lahanadan alacaktık. Evet, beyaz lahana. Şuna beyaz lahana diyorlar ya. Canım yanıyor resmen. Yani yeşil arkadaş bu lahana ya. Yeşil lahana ya. Bildiğin yeşil lahana. Şu alt tarafı beyaz, tamam.
Yeşil lahana 3 liraymış tanesi. Şöyle ince uzun turplar var şurada. Onlar da 3 lira. Havuç 3 tanesi 1,5 lira. Şöyle birim fiyatından gidiyorum. Ben yine de yani Türkiye'dekini direkt kıyaslayabilirsiniz. 1,5 lira 3 tane havuç pahalı mı değil mi diye. Ben şu an Türkiye'deki fiyatları bilmediğim için direkt size aktarıyorum burada. Şimdi şöyle bu tam 1 kilo yok. Böyle altılı patates. 1 kilo yok ama 1,7 lira. Şöyle 3 tane alalım. Patatesten soğan da 1,5 lira kadar bir şey. Evde vardı ama şöyle 3 tane alalım yine de. İstiyorsanız yukarıda da taneyle satıyorlar. Tanesi 57. Yani 50 kuruş patatesin. Soğan da tanesi 50 kuruş aynı. Evet. Meyve sebzeler böyle genel olarak. Evet efendim, sade öz öyle lafı çok dolandırmadan bir manav videosu olsun istedim. Manav derken işte sebze meyve. Böyle fiyatlar böyle. Japonya'da pahalı mı sebze meyve? Pahalı. Ciddi pahalı öyle. Araba fiyatlarına benzemiyor. Arabalar ucuz. Sebze meyve sağlam pahalı. Ev kiraları pahalıdır. Ulaşım pahalıdır. Normalde video çekme niyetim yoktu ama gelmişken sizlere hazır alışveriş yapıyorken çekeyim dedim. 2-3 günde bir geliyorum zaten buraya. Hayır, bacabiliriz. Tanesi 6 yenden 2 tane de poşet istedim. Poşetler paralı. Bir parayı buradan ödüyoruz. Parayı buraya koy diyor. Ohaneyi. Onaylama ekranı. Bozuklarını buradan alıyorsun. Paranı da buradan alıyorsun. Daha önceki bir videomda buradan bahsetmiştim. Bakın burada normal küçük poşet var, ince poşet. Bu meyve sebzelerinizi koymak için bant var yanında. Yanında da aşağıda ıslak mendil var. Şimdi mesela açamıyorsunuz ya bu poşeti. Şöyle elinizi ıslatıyorsunuz kenarını. Sonra şundan yine de diğerinin yardımıyla tak diye açılıyor. Adamlar ona kadar düşünmüş yani. Sebze meyve alırken de hemen videoyu çekeyim istedim. Öyle çok lafı dolandırmadan. Bu kadar. Bu videoda bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.